Merhabalar, ben Mervan. Evet, gene balıktayım. Birazcık sakallarım da uzamış. Kesmeyi de unuttum. Evet, balığa geldim ve çok güzel bir gün. Bir pazar günü ve ortalıkta bir tane bir balıkçı yok. Yani normalde benim çevremde hep bir iki balıkçı olur. Belki pazar, millet fazla kaçırdı. Herkes uyuyor. Bilemiyorum tam olarak nedenini. Ama mükemmel yani, su da gayet çekilmiş. Tam istediğim benim yerime geldim. Önüm boş. Suya yakınlığım çok güzel. Şimdi malzemelerimi çıkartacağım. Kameramı takacağım. Bazı arkadaşlar takımları çok hızlı geçiyorsun dediler. Bu sefer uzun kesmeden hem takımları anlatacağım. Hem nasıl ayarlıyorum kendimi bu bölgede. Onu anlatacağım. Umarım güzel balık tutarız ama tutsak da tutmasak da bu sefer bu videoyu yapacağım. Umarım güzel bir çekim olur. Size iyi seyirler. Evet, şimdi o zaman size güzel bir anlatımla tam olarak malzemelerimi ve neyi nasıl kuruyorum onu anlatayım. Ben her zaman bir çantayla geliyorum. Bu Fox'un Rage serisi 280'lik falan bir çanta. Camo Edition, Voyager, hani tatile giderseniz bir yere de bir şey götürmek için uygun, çok pahalı olmayan bir çanta. Ama illa bu olmasına gerek yok, ama çantasız bazen görüyorum. Yani bence hani değerli bir malzeme kullanıyorsunuz. Çantaya da birazcık yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi çantamızı güzel bir yere koyalım şuraya. Ya tabii ben hep böyle bir şey kullanıyorum. Çünkü benim balık tuttuğum yerler kıyıya en azından ne bileyim 3 kilometre falan yürüyorum ben. Yani bu pier'in üzerinde arabayı oraya park ediyorum. Şu geminin olduğu yere, oradan ta oraya yürüyorum. Oradan bazı insanlar bisiklet, motosiklet falan kullanıyor ama açıkçası benim için hani bu yürüyüşte yani stresli bir iş yaptığım için ondan kurtulmak için de güzel bir break oluyor. Hoşuma gidiyor yürümek orada. Dönmek de güzel oluyor. Balık yakaladıysanız daha da güzel oluyor tabii ki. Hatta geçen Bram'la bir videom var. Geçen sene çektiğimiz. O dönerken her balıkçıyı durdurup siz yakaladınız mı? Biz yakaladık. Siz yakaladınız mı? Biz yakaladık diye. Herkese muhabbet ede ede geriye döndü. Bakalım. Bir denemeler yapacağız. Şimdi ben bir başka bir YouTuber, balıkçı bir arkadaşla tartışarak şuna döndüm. Yani ben artık burada bir halka, güzel bir halka bağlıyorum, hafif boşluklu. Ters düğümlü. Açılmasına imkan yok yani. Eskiden fırfır falan kullanıyordum. Artık fırfır kullanmıyorum. Yani bu büyük bir karar oldu ama ben onunla tartıştım. Bayağı bir tartıştık. Fırfıra gerek var mı yok mu? İşte balık ters dönüyor. Bilmem ne oluyor falan gibilerinde ama ya bizim şu an hedef balığımız yani 1 kilonun üzerinde levrekler olduğundan yani onlar istedikleri yere istediği zaman gidiyorlar. O yüzden fırfırın pek gerekli olmadığına en son ben de karar verdim. O zaten yıllar önce karar vermiş. Ya yani ben de onun kararına uydum diyeyim. Artık fırfır kullanmıyorum. Ne kullanıyorum? Bunu daha önce bahsetmiştim. Ufak bir kutu, bütün fırfırlarım falan bunların içinde, hatta bir tanesi uçuyor. Hemen onu yerine koyalım. Valla ben bunlardan aldım, hatırlamıyorum. Galiba İstanbul'da bir balıkçıdan aldım. Ne bileyim, 10 lira mıydı neydi. Şu an kullandığım klipsler şunlar. Bunlar İngiltere'den geldi ama bunların çok taklitleri her yerde var. Ya illa bu olmasına gerek yok ama bu hızlı bir klips. Yani şöyle göstereyim. Ya şurada bir klips var, tak diye hemen üstüne geçirebiliyorsunuz. Benim şeyi de buradan geçiriyorum bir kere, şöyle çok basit bir şekilde. Ya büyük düğüm attım, üstünden böyle geçirdim, taktım. Şuradan da bir kere geçiriyorum, bitti. Ya bu kadar. Sonra da ne kullanacaksam onu buraya takıyorum. Ne kullanacağıma gelirsek de, ya biliyorsunuz ben buralardaki levrekler için sadece ya Black Mino kullanıyorum ama bugün gelin bir değişik bir şey yapalım sizle beraber. Ben de tekrardan denemiş olayım. Ya bir araştırma yaptım birazcık. Levrekler nasıl besleniyor? Bilhassa buradaki levrekler ne yapıyorlar, ne yiyorlar, karınlarından ne çıkıyorlar? Birkaç tane videoda arkadaşlar balıkları yakalamışlar ve karınlarını deşip
içinden ne çıktığını bakmışlar ve büyük miktarda yengeç çıktı. Yani bir ufak ufak, yani bu boyda, daha da ufak boylarda yengeç. Şimdi ben de şöyle düşündüm. AliExpress'e baktım, biliyorsunuz benim balık dükkanım AliExpress. Başka yerden bir şey almıyorum. Çok pahalı çünkü. Gördüğünüz gibi tak diye takabiliyoruz. Yani araştırmalarım bunu gösterdi. Şimdi ben de bunu yapacağım. Yani bu yaklaşık 8-10 gramlık bir ağırlığı olan, içinde çok güzel tane tane görüntüleri olan çok büyük iğneli bir yengeç. Ve bunu ben dibe indirip çok çok yavaş çekerek sanki dipte böyle yürüyormuş havasını yaratıyorum. Ve bir tane büyük yakaladım. O yüzden şimdi tekrardan onu denemek istiyorum sizinle birlikte. Şimdi makinemize gelirsek de makinemiz Shimano. Ben sadece Shimano kullanıyorum. Yani makine olarak. Bu Vanford çok hafif ve güzel ve birazcık da pahalı bir makine. C5000 XG. Fakat bu 5000 büyüklüğünde değil, bu 4000 büyüklüğünde ama Misina boşluğu 5000 alacak kapasitede de, ama 5000 ağırlığında değil. Bu benim eski 4000 XR'cıdan bile daha, yani 20-25 gram daha hafif bir, çok güzel ama birazcık tuzlu bir makine. Onun dışında da benim Misinalar, ya bu bir ip bir Misina, şu an hatırlamıyorum, 13 falandır herhalde. Ben beyaz kullanıyorum. Su altında en az gözüken beyazlar. Yani benim araştırmalarım bunu gösteriyor. O yüzden artık bundan sonra sadece beyaz kullanıyorum. Önde de lider var. O da 0.22 falan olması lazım. Yani bu setup 9 kiloya kadar falan kaldıracak bir setup. Yani 9 kilo üzerindeki bir levreyi de burada da yakalayacağımı düşünmüyorum ama bakalım, belki de yakalarız. Yani bu kamışım da Savage Gear SGS8. Onun özelliklerine de gelirsek 2.79 yüksekliği, 2.79, 9.42 gram at ağırlı ve süratli bir kamış. Yani bu tak diye hemen iğneyi ağzına oturtmanız için çok iyi. Full karbon, hatta Japon Toray T1100G karbonu. Bu da biraz tuzlu bir alet. Ama yani levrek konusunda ciddileştikçe ben yatırımımı iyi yaptım. Ve artık sadece bunu kullanıyorum. Bu setup'ı kullanıyorum. Her zaman suya yakın bir kamış kullanıyorum. Yani bunu size, herkese tavsiye ederim. Levrekler çok hareket yapabiliyorlar. Onun dışında bunu bağlamamışım. Onu bağlayayım yerine. Bir de bakalım bu şeyi ne yapacağız? Buraları çok kaygan olabilir. Ama şu an değil. Bakalım. Evet, hemen balıkçılar hemen tepeme geldiler. Yani bu benim hayatımın bir parçası, o yüzden şey yapmıyorum artık kimseyi. Yani balık tutunca genelde tam yanıma da geliyorlar. Yani burada, çünkü sadece burada balık oluyor. O yüzden de ben artık kimseye bir şey demiyorum. Geliyorlar yarımdan, tam yarımdan tutuyorlar. Tutsunlar, ne yapalım? Ya burada benim bildiğim kadarıyla şurada bir kaya var, orada bir kaya var, şurada bir kaya var ama tabii biz şeye yakın olduğumuz için, yani su şu an çok çekik bir durumda. Tam kumun üstündeyiz. Yani hiçbir şey olacağı yok gibi geliyor bana. Hava mükemmel. Ya rüzgar var esasında ama biz şu an bir dalga kiranın öbür tarafında olduğumuz için bize etkisi yok. Evet, ilk kasta bir şey olmadı ama tabii ilk kasta da yakalayacak da değiliz yani.
Yani burada buradaki yakalama şekli çok yavaş. Yani gerektiğinden daha da yavaş. Bilhassa bu yengeçle. Arada tabii şöyle hareketler yapabiliriz. Ama genelde hafif bir akıntı var galiba ama yok, çok da bir hafif akıntı yok. Bunlar yemli. Yanındaki amcalar yemli bir takım denemeler yapıyorlar. Evet, biraz sken yapmakta fayda var. Yani ben önümü genelde tarıyorum, ne bileyim, soldan başlıyorum, tıkır 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 sağa doğru. Tabii diğer balıkçı arkadaşları zorlamadan. Evet, şurada birinin balığı duruyor. Belki onu oradan kurtarırız şimdi. Değişik bir balık ama benim kullandıklarıma benzemiyor. Onu oradan nasıl çıkartabiliriz? Bir düşüneyim. Yani bir yandan kaybedip bir yandan belki de bu şekilde balıkçılık değil de balık malzemeciliği diye bir şeyle uğraşabiliriz. Buraya çıkmasaydım onu fark edemeyebilirdim açıkçası. Bu şekilde çok kötü takılmış oraya. Nereye gitti şimdi? Ha, hala orada. Evet, böylelikle balık yerine balık malzemesi kurtarmış olduk. Belki bir işe yarar. Yani güzel bir, yani yanlış bağlamış. Çok işini bilen birisi değil açıkçası. Çünkü direkt misinayı şeyin ucuna bağlamış. Yani bu, biraz bundan konuşalım. Yani bu neden iyi değil? Ben böyle yapıyordum eskiden. Bayağı da bir bağlamış yani bilmeden. Ya bunun problemi şu oluyor. Ya bunu deneyebiliriz aslında. İsterseniz bunu bir deneyelim. Ben bunu bu kadar derin sokmazdım. Biraz daha alttan iğneyi daha çıkmasını sağlardım.
problem şu oluyor. Yapıştırmamıştı. Direkt misineyi bunun üzerine bağlayarak bir süre sonra atışlardan dolayı sürtünmeden ya bu kopuyor. O yüzden biz lider dediğimiz şey fluorokarbon. Ben hiç acımam. Böyle şeyleri aynen cebe indiririm. Siz de öyle yapın. Fluorokarbon hem su içindeki görünmezliği sağlıyor. Böylelikle balıklar nasıl diyeyim misineyi görmüyorlar. Aa, adam orada balık tutuyor, ben de gideyim demiyorlar. Hani birincisi o. İkincisi tabii dayanıklılık. Yani bir ip, yani ne kadar bağlı olsa da, yani 10 bağlı, 100 bağlı, 40 bağlı olsa da bakayım başka malzeme var mı diye bakıyorum. Balık yerine balık malzemesi. Ya benim balıkların hepsi orada duruyor esasında. Şu kayanın öbür tarafına bir baksak benim herhalde 50 tane balığımı görürsünüz orada. Yani şeyimi, silikonumu. Yani attıkça, tuttukça ip özelliğini yitiriyor, inceliyor. Bir iki şeyi, yani sonuçta çok ince iplerin birleşmesinden oluşuyor bu ip misineler. Ve kopuyor. Ya fluorokarbon çok dayanıklı bir malzeme ve pahalı. Yani 50 metresi 10 euro. Öyle bir malzeme. Ya da 20 metresi 10 euro. Şu dağda güzellerini alırsanız. Yani o yüzden kısa kullanıyoruz. 80 santim, 50 santim, 80 santim. Ben iyice kısalttım. Eskiden 1 metre kullanıyordum. Şimdi 50 santime kadar indirdim. Yani 80 ya da boyumun yarısı. Ben 1.70. Boyumun yarısı kadar 90 santim, 80 santim kullanıyorum. Bazen 50 de kullandığım oluyor. Kısaldıkça da yani kopana kadar değiştirmiyorum ben açıkçası. Evet. Evet, böylelikle birinci balığımızı yakalamış olduk. Evet, bir yengeç denemesinden sonra şimdi de bildiğimiz eskilere dönüyorum. O da nedir? Bizim yadigar mı diyelim? Bizim yadigar Black Minnow'lar. Yeşil haki renkli bir Black Minnow'lar. Tamamen birisi parçalamış. Acaba kim parçaladı? Evet, bakalım bu nasıl sonuç verecek? Yani yengeçten yani şu ana kadar bir tane yakalayıp kaçırdığım var. O yüzden ümitliyim açıkçası. Ama bugün bakalım, şu ana kadar daha bir sonuç alamadık. Bunları güneşte bırakmamak daha iyi oluyor. O yüzden ben çantanın içine koyuyorum. Yani nasıl olsa plastik bir şey. Ne bileyim, erimiş bir tanesi gördüm yani. Ya erimiş, yapışmış. Güneşe maruz kaldığı için. Evet, burası bayağı kaygan bir yer. O yüzden tehlikeli. Şimdi Black Minnow'a geçtim. Bunlarda da taktik aynı. Atıyoruz uzağa. Dalmasını bekliyoruz ve hafif hafif yüzdürüyoruz. Ağırlığı daha az ama bu bir şekilde offshore modeli olduğu için esasında kıyıdan asma modeli gayet iyi gidiyor. Ben yine bir 10'a kadar sayıyorum. 10'a kadar bekledikten sonra yaptığımız hareket aynı. Bu tabii birazcık daha yüzdüğü için bunu şöyle bir çekip dibe oturması tık diye bir oluyor ucu. Onu bekleyebilirsiniz. O zaman bir iki çevirip oturtup yavaş yavaş çekip oturtup öyle bir döngüye sokabilirsiniz yani. Amacımız dipten ne bileyim yarım metre yukarıdan yüzdürmeye çalışmak. Yani kolay bir şey değil. Şu an akıntı yok, o yüzden kolay yapılacak bir şey. Bazen sabitte çekiyorum, durduruyorum. Ama yüzerek dibe vurmasını sağlıyorum. Dediğim gibi çok yavaş çekmek biraz, biz yani bu spinciler olarak at çek, hareket vereyim, aksiyon vereyim falan bildiğimiz için yavaş çekmek yanlışmış gibi geliyor. Biraz insanın kendini
zorlaya yani yavaş çekmeye zorlaması lazım. Yani hatta aralarda durarak. Hem yorucu değil, hem de açıkçası en büyük levreklerimi hep bu şekilde yakaladım. Yani anladığım kadarıyla takip ediyorlar. Garip bir hareket olmasını bekliyorlar. Yani garip bir hareket olduğunda da şey yapıyor, bırakıp gidiyorlar. Aynen öyle. Kim buranın kayganlığı? Orası da kaygan. O zaman bir ümmüz atalım. Sağdan toplayalım. Evet, onlar iğnenin yemli atışlarına devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi çok da bir ileri atamıyorlar. Yani bu tip, yani niye ileri atamadıklarını çok belli. Yani anladığım kadarıyla çok kalın misine kullanıyorlar. Yani ne bileyim 0.40, 0.35 ağır misine kullanıyorlar. Çünkü sanki balinaya kalacaklar yani. Yani tabii ne bileyim yani destekli gitmekte fayda var. Ne bileyim ben de 2.2 kiloluk levrek yakalamıştım var. Ya da ne bileyim bir tane videom var LRF ile hayvan gibi bir turna balığı yakaladım. Evet, doğru bir hareket değil. Bütün şeyinizi test edersiniz yani. Takımınızın sağlamlığını test etmiş olursunuz. İyi bir şey değil. O yüzden bu takıma geçtim. Çünkü yani hedef büyüttüm. Yani 2 kilo, 2,5 kilo levrek yakalamak için buraya geliyoruz ve büyük takımlar kullanıyoruz. Ama yani büyük takım kullanıyoruz diye kol kası da yapmak istemiyoruz. O yüzden de son teknoloji karbon malzemelere geçiyoruz. Yani hem yorulmak istemiyoruz, hem keyif almak istiyoruz, hem de büyük balıklarla savaşmak istiyorsanız o zaman biraz paraya kırmak lazım. Uzun süre balık tutmak istiyorsanız. Zaten spin balıkçılığı, yani spin balıkçılığı ismini sabır balıkçılığı olarak değiştirmek lazım yani. Çünkü gerçekten emek istiyor. Yani bu, ben arkadaşlarımı getirdiğim zaman inançları olmuyor yani. Burası zaten pikniğe geldik diyenler oluyor yani. Piknik burası, pikniğe geldi. Zaten balık takılacağımız yok böyle atıp çekerek. Yani bir inanç olmuyor. Ama bu hem bir inanç, hem de ne bileyim 4 saat ayakta durup böyle bir gereksiz bir hareketi orada arkadaşımız çişini yapıyor. Yani gereksiz bir hareketi yapmak yani zorunda değiliz. Fakat keyif olduğu için yapıyoruz. Yani sonuçta bu balıkla dövüşmek güzel olduğu için yapıyoruz. Ama inanç kesinlikle gerekli. Yani buna inanmazsanız yapamazsınız. 2 kere atarsınız sonra bırakırsınız. Yani ve bırakan çok insan olduğunu eminim yani. Yemli balıkçılık tabii birazcık daha keklik bir balıkçılık. Yeminizi takarsınız, atarsınız. İçkinizi içersiniz, çayınızı içersiniz, dalganızı geçersiniz. O da balıkçılık olur. Yani bence o esas piknik o. Yani şimdi kesin öyle o tip balıkçılığı da seven arkadaşlar çok vardır. Ama emek kısmı daha az onda yani. Yani bir kere atıyorsunuz, 25 dakika bekliyorsunuz. Sonra yemi yemişler, bir daha takayım, bir daha atayım falan. Yani kurtlar, murtlar, balık, başka balık tutayım, onu takayım. Yani bana daha zor geliyor açıkçası. Ama eminim ki çok beğenenler vardır. Kesin bayılanlar vardır yani. O yüzden hani daha kötü demiyorum ama ya buna piknik diyenlere karşı esas piknik yemli balıkçılık
yapacaktır diyebilirim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de hiç düşünüyorsunuz. Hani yorumlarda yapalım, tartışalım. Evet, şimdi size biraz balık, hava biraz geçsin, öğleni biraz geçirelim diye beklerken size birkaç tane app'imden bahsetmek istiyorum. Bu app'lerden bir tanesi Windy app. Bu bedava bir app. Telefonunuza kesinlikle indirin. Çünkü hem rüzgar, ya güneş batma, doğma zamanları, bugünün balık tutulabilir mi? Mesela bugün çok balık varmış. Ama gerçi bize şu an bir balık çıkmadı. Rüzgar doğrultusu, ya böyle, pardon, şöyle esiyor. Arkamızdan esiyor. Ben bu yüzden bu tarafa doğru, yani bakarsanız zaten Florida windsurf yapıyorlar. Bu tarafa doğru esiyor ve balığa uygun, balıkçılığa uygun mu? Mesela şu an kırmızı portakal rengi gibi gözüküyor. Çünkü 24 km esiyor. Ya tabii arkamda kalıyor benim. O yüzden beni etkilemiyor. Bir de böyle estiği için benim atış yönüme doğru iyi. Böyle esseydi, yani tam tersi kuzeyden esseydi, o zaman buradan uygun olmazdı balıkçılık, ama şu an uygun. Ama balık çok var diyor. Yani şu ana kadar bir balık olmadı ama değişik şeyler deneyerek belki bir balık çıkartabiliriz. Ya bu süper bir app. Nerede balık tutacağınızı yazarak ya da buradan map'ten bakarak, ne bileyim Türkiye'ye bakalım istiyorsanız. Şu Türkiye, ne bileyim ben. İstanbul'un bir yeri. Göztepe. Üsküdar mesela. Üsküdar'dan buralardan balık tutulabilir mi? Bakalım ne diyorlar. Balık çok için çok uygun. Rüzgar durumu duru iyi. 7.43'te batıyor. 3 balık gayet uygun. 30 derecenin üstünde bir de. Harika. Bu Windy app. Bunu bence bir bakın. İkincisi de şu Windy app. İkincisi de Windfinder. Bu esasında gene yani surfçiler için bir app, ama ben bunu balık için kullanıyorum. Burada da gelgitleri görebiliyoruz. Ya şimdi saat kaç mesela? Saat 1.30'a geliyor. Saat 2'de bir yarım metre daha su artık en sonuna kadar inecek. Yani bir yarım metre daha şu andan itibaren yavaş yavaş inmeye devam edecek. Şimdi bu inişlerin tabii yerini belirtmeniz lazım. Şu an ben burada Aymar'ın tam olduğumuz yeri bakıyorum. Bu iniş ve çıkışlarına saat 5.45'te de 2 metre yükselecek. Bu benim olduğum yer su altında kalıyor o zaman. Ya yani ben onu bilerek geldim buraya. Yani suyun indiğini bildiğim için burası su altında kalıyor. Ancak şu taşların üzerine, şuradaki taşların üzerine çıkabiliyorsunuz. Bildiğim için ona göre geldim. Şimdi neredeyiz biz? Saat 1.30-2'de. 2'de bir yarım metre daha inecekmiş. Tamam, süper. Yani bu inip çıkmalara yarım saat kala müthiş balık aktivitesi oluyor. Yani şu an esasında tam 2 dakika sonra müthiş balık aktivitesinin saat 2'ye kadar olması lazım. Benim zaten 3'e kadar iznim var hanımdan. 3'e kadar tutamadık. Ben tutmadığım videoyu da yapacağım. Bırakacağım oraya. Umarım hoşunuza gider bu bilgilerle. Evet, bayağı bir deneme yaptık. Ortalıkta levrek konusunda. Yani müthiş bir geri dönüş alamadık. O yüzden ben su üstü deneyeceğim. Değişiklik olsun. Hem de biraz daha aksiyon olsun. Şöyle güzel bir, bu İMA'nın İMA'nın tasarımı, ama gene tabii ki AliExpress. Ben AliExpress'çi olarak bunu bir iki deneyeceğim. Ondan sonra da 2-3 tane de tüylü, belki uskumru, ortalıkta vardır diye uskumru deneyeceğim. Birazcık da ya su üstünü göstereyim ben nasıl yapıyorum. Belki sizinkinden farklı yapıyorumdur. Yani en az yorularak yapmanın yolunu bulmaya çalıştım açıkçası. Su üstü niye, ne zaman kullanmak lazım? Yani açıkçası şeyi bilmiyorsanız
su altı durumunu bilmiyorsunuz. Yani burası kum. Biliyorum. Yani bu kayalara da biz insanlar koymuşuz. Burada kayanın falan olduğu yok. Yani şunlar bütün bizim kendi kayalarımızı getirmişiz buraya pier yapmak için. Hepsi kum. Şimdi bilmiyorsunuz. Su altını bilmiyorsunuz. Atacaksınız, takacaksınız. Önemli. Bence bir su üstüyle başlayabilirsiniz. Yani su üstü daha da bir, büyük bir inanç gerektiren bir şey. Yani su üstünde hiç yakalamadıysanız hiçbir zaman bir şey yakalayamayacağım diye bir düşünceniz olabilir kafanızda. İlk başlayanlar için söylüyorum. Fakat su üstü çok eğlenceli ve takma problemi yok bir şey. İstediğiniz yerde, sığ yerde, burada kayaların arasından her yerden kullanabileceğiniz bence en eğlenceli şey yani sahte. Mesela bu buraya atabilirim ben. Şimdi artık kayalık dolu. Yani Levren'in en sevdiği şeyler esasında yani kayalar, mayalar. Şimdi mesela biz buradan bu kardeşimizi güzel bir aksiyon vererek, ben böyle yapıyorum. Sabit, sol el sabit. Sağ el tak 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 diye vuruyor. O vurma sayesinde de, yani bunu çok atmaya gerek yok. Aksiyonunu vermiş oluyoruz. İşte aynen böyle. Yani sağ elim hareket yapıyor. Sol el sabit çekiyor. Aşağıda da bir avcı bir balığımız varsa. Yani bu kuşların bile ilgisini çekiyor yani. O kadar öldürücü bir şey. Bir daha deneyeyim mesela şurayı. Şu kayanın gerisini atmaya çalışıyorum değil mi? Ya bunu taktıramaz mısınız? Bunu taktırabilirsiniz tabii. Yani bu da takılır. Yani takılmayan bir şey yoktur herhalde. Ya ben bunu böyle yapıyorum. Evet. Gerçek Black Minnow'a geçiyorum. Birazcık gramı düşük. Bir boyutu da kısa. Rengi de kahverengi. Yani buradaki balıklara benziyor. Yani bir fikrim yok açıkçası. Yani Black Minnow yengeç pek bir işe yaramadı. Yani şu ana kadar bir kere bir balık yakalamış oldum. Bunun ağırlığı biraz daha az. Yani oradaki fikir şu olabilir. Akıntı yok şu an. Yani akıntı olmayınca yüzme hızı o kadar ağırlığa ihtiyaç yok. Yani hızlı bir dalmak için akıntıya karşı dalmaya çalışmıyor. Çünkü akıntı yok. O yüzden daha hafif bir kafaya döndüm. Renk aynı renk ne yazık ki yok. O yüzden şimdi değiştirmeye de uğraşamayacağım. O yüzden kahverengi daha hafif, daha uzun süre yüzebilecek. Yani yarısı gramı, yani o 20 ise bu 10 gram ağırlığında. Biraz daha yüzme vaktini arttırmaya çalışıyorum yani. Bakalım bir fikir olarak. Yani bakalım. Evet, iki katı daha uzun yüzüyor yani ben dibi bulma şeyine göre bakıyorum. Tabii ne kadar uzun yüzebiliyorsa o kadar iyi. Şu an buldum mesela dibi. Yani ben iki kere çeviriyorum. 4 saniye yüzüyor. Daha iyi oldu evet. Yani bu yüzme kontrollü bir şekilde yüzme oluyor. Çünkü siz ne kadar aksiyon verseniz de o balığın kendi yumuşak yüzmesi kadar doğal yapamıyorsunuz. Levrekleri çeken de o oluyor. Ya akıntı olduğunda iş değişiyor tabii yani. Bu yüzden de değişik ağırlıklar kullanmanın faydası var. Yani niye 20 gram var, niye 40 gram var dediğinizde tamam bir uzağa atabilmek bir tanesi. İkincisi de su altı akıntıları. Ne bileyim lüfer yakalayanlar İstanbul Boğazı'nda bilirler. Yani öyle 150-200 gram olmadı mı dibi bulamazsınız yani akıntının gücünden. Kış aylarında bilhassa. Burada da aynı yani bunu kendiniz artık fark etmeniz lazım. Yani şeyden sudaki hareketten buraya attığınız buradan geliyorsa
Demek ki bir akıntı, dipte bir akıntı var. Onu güzel ölçmeniz lazım yani işte birazcık. Evet. Şöyle kamerayı sileyim. Evet, bayağı bir deneme yapmama rağmen bir sonuç bugün alamadık. Ama bayağı bir şey anlattım yani kullandığım app'lerden olsun. Ne bileyim nasıl kararlar veriyorum, yerimi nasıl seçiyorum, hangi ekipmanlar var. Bunlardan çok iyi bahsettim umarım. Bahsetmeye de devam edeceğim. Ama bugün balıksız bir gün oldu. Yani merman bile olsanız bazen balık tutamıyorsunuz. Bu da iyi bir anlamda. Yani her gittiğimde balık yakalayamıyorum ben. Sizinki gibi. O yüzden daha çok eğitim videosu gibi oldu. Bir yeni bir şey de öğrendik değil mi? Spin balıkçılığı esas sabır balıkçılığıdır diye. O yüzden size iyi günler diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda daha bol balıklı olmasını dileyerek size iyi günler.